Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şahane bir video ile sizleriz. Ben Erkan Kandemir. Analize başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi unutmayın. Evet, analiz savaşı 97 bölüm analiziyle beraberiz arkadaşlar. Bomba bir haberle karşınızdayım. Öncelikle diziye katılacak sürpriz bir isim var. Herkesin yakında bildiği, tanıdığı biri. Onu videonun sonuna sizlere yazacağım ve Üsseymen Gökhan Toprakları Kurtarma Operasyonu önümüzdeki bölümlerde neler olacak? Hepsi videomuza. İyi seyirler arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet, bildiğiniz gibi Üsseymen Gökhan Toprak 2 senedir örgütün elinde esir tutuluyor ve yüzbaşı bozuk içeri sızdı kılıç operasyonu hazırlanıyor. Peki ne olacak? Kurtulacak mı ve bomba transfer hepsi videomuzda olacak. Bu ismi duyduğumuzda çok şaşıracaksınız. Video sonuna kadar izleyin. Öncelikle dediğimiz gibi Yürük Haydar'a bir şey olmayacak demiştik. Öyle de oldu, dediğimiz çıktı. Arabada atladı. Zaten Yürük fonları başkalarına Yürük Haydar'a gitmesi diziye epey zayıflatacaktır. Ona karakterde biriydi. Senariste onu gözden çıkarmamamızda sadece heyecan olsun diye öyle bir sahne oldu arkadaşlar. Sorulardan biri Batur Çiğdem aşık olacak mı diye şunu söyleyeyim. Bozuk fundan aşkı olmadıktan sonra onun olması biraz zaman getirecek. Onun için biraz sabır arkadaşlar. Gelelim yeni bölümde neler olacak. Biliyorsunuz gelen bir görüntü üzerine şehit ordunun salonuna Üsteğmen Gökhan toprağın kurtarma operasyonu çıktı. Kılıç timi peki kurtulacak mı? Yüzbaşı bozuk örgütün içine sızdı. Onu tam da istedikleri gibi Gökhan Üsteğmen yanına kurdular ama Seyfi ve kılıç timi onu yakından takip ediyor ama büyük tuzağı fark eden bozuk için her şeye çok geç. Bozuk Merlin'in büyük tuzağı ile karşılaştı. Merlin bu defa başarılı olacak mı? Tabii ki hayır. Kan Yüzbaşı orada kurtulacaktı ve artık Kan Yüzbaşı Gökhan Üsteğmen'in Merlin'in elinden olduğunu anlamıştı arkadaşlar. Bozuk Yüzbaşı ile doğrultuda Silan örgüt lideri tetiği basacak mı? Tabii ki hayır. Bozuk gibi eğitimli bir asker bir manav ile ondan kurtulacaktı ve Gökhan Üsteğmen'e kurulan silah tuzağı patlayacak mı? Bence Gökhan Üsteğmen'e doğrultulan silah patlamayacaktır. O ipi kutu muhtemelen Selçuk ya da biri vuracaktır ya da Gökhan Üsteğmen manavra ile kuturup kılıç timine yardım edecektir. Kesinlikle Gökhan Üsteğmen şehit olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bomba transmesi Taner Karadağlı'dır. Gürültü albay karakteri ile 100 bölüm aramıza vuracaktır. Kesin bir bilgi gibi duruyor. Önümüzdeki gibi olursa nasıl olur fikrinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, analizimiz şimdilik bu kadar. Fragman yayınlandığında size daha geniş bir analiz yapmaya çalışacağım. Siz de desteğinizi unutmayın. Destek olmak adına videomuzu beğenip abone olabilirsiniz. Bildirim de açın. Kendinize iyi bakın.